10 yıl önce başladı bu hizmet yolculuğu. Yunus Emre Belediyesi'nin kurucu başkanı Mehmet Çelçi'nin liderliğinde 10 yılda Manisa'nın modern yüzü olan bir ilçe inşa edildi. Ege'nin efesi, Manisa'nın nefesi, icraatın sesi, Yunus Emre'nin çerçisi, sevgide ve hizmette sınır tanımayan, Türkiye'nin hizmet rekortmeni bir belediye oluşturdu. Günümüzde mutlu insanların yaşadığı Yunus Emre'de, muasır medeniyet vizyonuyla, güçlü bir planlamayla ve akılcı yönetim anlayışıyla her gün bir tuğla daha koyularak adım adım bugünlere gelindi. Yeşil en çok Yunus Emre'ye yakışıyor dedi ve yemyeşil bir kent hedefiyle yola çıktı. Yunus Emre'de 10 yılda 143 bin ağaç, 1 milyon fidan ve 1 milyon 170 bin çiçek dikti. 70 bin metrekare çim tohumu ektik ve 70 bin metrekare rulo çim serimi yaptık. Bugüne kadar kentimize 1 milyon 660 bin metrekare yeşil alan kazandırdı. Halkımızın doğayla baş başa keyifli bir gün geçirmesi için hizmete açtığımız Mesir Tabiat Parkı'nda yürüyüş yolları, piknik alanları ve kır lokantası bulunuyor. Ormandaki bol oksijenle enerji depolayıp derenin sesiyle huzur bulmak isteyenlerin ilk tercihi Mesir Tabiat Parkı oluyor. Yüz dönümlük bir arazide inşa ettiğimiz Ortaköy Mesire Alanı sadece Yunus Emre'lilerin ve Manisalıların değil, çevre illerden gelen misafirlerimizin de vazgeçilmesi oldu. İçerisinde yeşil donatı alanları, futbol sahası, çocuk parkı, Manisa'nın ilk ve tek ahşap camisi, yürüyüş yolları, kültür ve taziye evi bulunan 20 bin metrekareye kurulu Horozköy Çamlık tesisleri vatandaşlarımızın çok rağbet ettiği ve huzur bulduğu bir tesis oldu. Çapaçarık Türbesi'nin etrafını, piknik alanları, cami, halı saha, çocuk oyun parkı ve rekreasyon alanı bulunan kentimize yakışır bir mesire alanına dönüştürdü. Kentimizin artan ihtiyaçlarını karşılamak için makine parkımızı güçlendirirken şantiye alanımızı da modern bir hale dönüştürdü. Bölgenin en büyük şantiye alanını hizmete açtı. Yunus Emre'de güvenli ve konforlu ulaşım için 500 bin metrekare asfalt çalışması yaptı. ...200 kilometre yeni yol, ...1500 kilometre ova ve dağ yolu, ...5 kilometre engelli yolu yaparak hizmete açtı. Yayalarımız için 220 bin metrekare kaldırım yaparken, kırsalda ve merkezde 2,5 milyon metrekare kilitli parke taşı döşeyerek kırılması zor bir rekora imza attı. Türkiye'ye model bir proje olarak hayata geçirdiğimiz Yunus Emre Millet Çarşısı, Manisalıların yeni buluşma noktası oldu. Yunus Emre Millet Çarşısı'nın içerisinde 600 araçlık otopark, semt ve giyim pazarı, Bilim Yunus Emre, Kadın Spor Merkezi, 24 iş yeri, Üreten Eller Mağazası, Yumtar Market, 2 adet kütüphane ve Manisa'nın en büyük etkinlik salonu yer alıyor. Manisalılara huzur, güven ve konfor sunan 5500 konutluk Ege'nin en büyük projesi Akgedik Yunuskent etap etap yükseliyor.
bir hayalin gerçeğe dönüştüğü, yeni bir şehir inşa ettiğimiz Akgedik Yunuskent projesinde ilk iki etabı tamamladık. Projenin üçüncü ve dördüncü etaplarının yapımı ise devam ediyor. Hemşehrilerimizin konut ihtiyacını belediye şirketimiz üzerinden en ekonomik şekilde çözüyoruz. Akgedik ve Muradiye'de yapımına başladığımız sosyal konut projelerimiz tüm hızıyla sürüyor. İlçe merkezimize modern Yunus Emre'ye yakışan bir meydan yaptık. Meydanımıza sizlere çok daha iyi hizmet verebilmek için yeni belediye hizmet binamızı inşa ettik. Meydan projesi kapsamında yaptığımız Recep Tayyip Erdoğan bulvarıyla trafiği rahatlattık. Türkiye'nin nadide sanat eserleri arasında şimdiden yerini alan Saruhan Bey Camii de meydanımıza çok yakıştı. Yüzüncü yıl meydanında hizmete açtığımız sosyal tesis de büyük bir ihtiyacı karşıladı. Her gün binlerce hemşehrimizi ağırlayan Yunus Park tesisimiz uygun fiyatları ve emeklilere özel indirimleriyle halkımızdan büyük teveccüh görüyor. Yüzüncü yıl meydan projemizde yer alan gençlik merkezi, nikah salonu, konferans salonu, müze ve saat kulesinin yapımı ise devam ediyor. Yunus Emre'de çocuk olmak ayrıcalıktır dedik ve ilçe genelinde 50 tane parkı yavrularımızın kullanımına açtık. Kurduğumuz kamera sistemleriyle parklarımızı güvende tutarken ihtiyaç halinde spor ve oyun gruplarını da yeniliyoruz. Özellikle çalışan annelerimiz için büyük bir imkan sunan kreş ve gündüz bakım evlerimizle ailelerimizin her zaman yanındayız. Yunus Emre'de 17 merkezde açtığımız meslek edindirme kursu ve hanımlar lokaliyle kadınlarımız öğreniyor, üretiyor ve kazanıyor. Kurslarımızda bugüne kadar 45 bin kişiye hizmet verdik. Kadınların el emeği, göz nuru ürünlerini satın alarak üreten eller mağazalarımızda satışa sunuyoruz. Ege bölgesinin ilk, Manisa'nın tek millet kıraathanesini gençlerimizin hizmetine açtık. Geleceğimizin ve Türkiye yüzyılının mimarı olacak gençlerimize hayalimiz, hayalimiz dedik. Ve bu vizyonla Yunus Emre Gençlik Eğitim Merkezi'ni hizmete açtık. Ege'nin ilk bilim merkezini Manisa'ya kazandırdı. 6 ila 14 yaş arasındaki 60 bin çocuğumuzu bilimle tanıştırdı. Çabalarımız sonucunda Türkiye'nin en önemli turizm lokasyonları arasında yerini alan Ayıgay'ı antik kentine tarihi dokuya uygun bir karşılama merkezi kazandı. Üçpınar'daki Tarihi Taş Mektebi, Horasan Harcı'yla güçlendirip aslına uygun olarak restore etti. Tarihimizden ilham alarak tasarladığımız Yunus Emre Kültür Parkı'nda Osmanlı Müzesi, İrfan Meclisi, Türk-İslam Geleneksel El Sanatları Atölyesi, Türk-İslam Medeniyetleri Önder Şahsiyetler Müzesi, misafirhane, üreten eller mağazasıyla kafe ve restoran bulunuyor. Muradiye'de yaptığımız sosyal tesisle büyük bir ihtiyacı karşıladık. İçerisinde spor salonu, engelsiz yaşam merkezi, düğün ve etkinlik salonu yer alıyor.
acılar paylaştıkça azalır anlayışıyla özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan gelen vatandaşlarımız için 7 tane kültür ve taziye evi yaptık. Hizmete açtığımız sağlık merkezimiz hemşehrilerimize aralıksız hizmet verirken evde sağlık ve bakım ekiplerimiz de halkımızı evlerinde ziyaret ederek dertlerine derman oluyor. Hastalarımızı evlerinden alıp sağlık merkezlerine götürdük. Mobil diş aracımız sağlıklı gülüşler için mahallelerimizde tarama yapıyor. Kadınlarımızı da evlerinden alarak ücretsiz kanser taramasına götürüyoruz. Cumhuriyet, Akgedik ve Muradiye mahallelerimizde tam donanımlı aile sağlığı merkezleri açarak hizmeti halkımızın ayağına götürdük. Sağlıklı şartlarda günde 7000 tane ürettiğimiz halk ekmeğimizi 16 satış büfemizden halkımızla buluşturuyoruz. Gıda ürünlerini kar gözetmeksizin ekonomik fiyatlarla hemşehrilerimize sunuyoruz. Halkın marketi Yuntar'da tek karımız sağlığınız ve mutluluğunuz. Her konuda olduğu gibi sosyal belediyecilikte de halkımıza Yunus Emre farkını yaşatıyoruz. Her yıl 15 bin erzak kolisi, 72 bin sıcak yemek, 30 ton kurban eti dağıtıyoruz. Gönül seferberliğimiz kapsamında ihtiyaç sahiplerine yeni doğan bebek çantası, bebek bezi, temizlik hizmeti, giysi, mobilya, beyaz eşya, yakacak ve bakım onarım desteklerimizle devam ediyor. Kırsal kalkınmayı desteklemek için 650 bin fidan ve 2 bin arı kovanı dağıttı. 450 bin aşı uygulaması yaptı. Besicilerimize destek için de 4 tane küçük baş hayvan yıkama havuzunu devreye aldı. İnşa ettiğimiz kırsal kalkınma merkeziyle çiftçilerimizin ürünlerinin katma değerini arttırıyoruz. Bu tesis sayesinde üreticilerimizin geliri artıyor ve köylümüzün yüzü gülüyor. Merkezde olduğu gibi kırsalda da halkımızın taleplerine göre yatırım yaptık. 63 kırsal mahallemizin ortak kullanımı için tam 30 tane sosyal tesisi hizmete açtık. ...75.000 metrekare arazide kurduğumuz 4 megawatt kapasiteli güneş enerji santrali sayesinde kendi enerjimizi üretiyor ve yıllık 75 milyon liralık kazanç sağlıyoruz. Enerji üreten yollar projemizde yol aydınlatmalarının enerjisini güneşten sağlıyoruz. Hem vatandaşlarımızın hem de can dostlarımızın sağlığı ve güvenliği için devasa bir projeyi başlattık. İçerisindeki hastane, sosyal donatı alanları, açık ve kapalı barınaklarıyla Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan bu proje, ülkemizin de alanındaki en büyük projesi konumunda. ...120 dönüm üzerine inşa ettiğimiz Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Parkı ve Rehabilitasyon Merkezi projesi tamamlandığında 7 gün 24 saat ziyaret edilebilecek ve internetten canlı olarak takip edilebilecek. Spor kenti Yunus Emre hedefiyle çıktığımız yolda 10 yılda 39 spor tesisi inşa ettik. On binlerce çocuğumuzu ve gencimizi sporla yetiştirdik. Atasporumuza sahip çıkarak her yıl geleneksel Yuntar yağlı pehlivan güreşlerini düzenliyoruz. Her meydanımızın Türkiye'nin en önemli atasporu merkezlerinden biri olmasının da haklı gururunu yaşıyoruz. Her alanda önce olan Yunus Emre'de, kültür sanat faaliyetlerimizde de örnek oldu. Gerçekleştirdiğimiz konser, tiyatro ve festival etkinliklerimiz büyük beğeni topladı.
İlçemize adını veren büyük düşünür Yunus Emre'nin öğretilerini gelecek nesillere aktarmak için hayata geçirdiğimiz Yunus Emre günlerini her geçen yıl daha da artan bir ilgiyle ve katılımla gerçekleştiriyoruz. Sevgide ve hizmette sınır tanımadan çalıştık. Hem tarlada izimiz hem de harmanda yüzümüz oldu. Ve aradan geçen 10 yılda bambaşka bir Yunus Emre inşa ettik. Ve bu özgüvenle, ustalık döneminde de diyoruz ki, yaparsa çerçi yapar. Çerçi yapar.